Gördüğünüz gibi Iğdır Melekli Köyü'nde Arı Dağı'nın gölgesinin düştüğü sokaktayız. Kültür ve Sanat Sokağı burası. Sanat Sokağı'nın girişinde görmüş olduğunuz iki katlı Ata Ocağı adı altında içinde etnografya müzesi olan çocukluğumuzda atalarımızın ve dedelerimizin kullandığı eşyalardan birçok tarihi eserler bulunmaktadır. Atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin kullanmış olduğu çocukluğuma çeviren eski eşyalar, her şey Ata Ocağı'nda. Görürken çok duygulandım. Çok. Ata evinin bir özelliği de özellikle Iğdır'ın Nevruz Bayramı'nın özelliği olan leylekler de ata evinde sergilenmiştir. Iğdır halkının başka dediği kullandığı bir at arabası. Bu da ölmez şairlerimizden, yazarlarımızdan Şehriyar'ın büstü sergilenmiş. Tarihi eserlerimiz var. Dikiş makineleri, et makineleri, her şey. İçeriye sıkıştık. Hızlı olun, gidelim. Her adam ister ki öz geçmişinden buluşsun, tarihini yaşasın. Ben şimdi bir zaman tünelinde sizi kendi eski zamanınıza oraya götüreceğim. Başladık. Şimdi sizi geçmişe getiriyoruz dedik ya. Beni duygu yüklü yapan buradaki geçmişte atalarımızın babalarımızın kullandığı bütün eşyalar, hepsinin duygu yüklü. Burada geçmiş zamandaki uygarlıklar, Selçuklular, Urartular. Hepsi ayrı bir meziyet, ayrı bir dünya. Yöresel kıyafetimiz, eski radyolarımız, tarihi her şeyimiz. Bunları unutmayalım. Iğdır'ın ilk kullandığı fotoğraf makinesi. Bulmuş olduğumuz oda, Iğdır için önemli olan 21 Mart Nevruz Bayramı'nın anlatıldığı bir oda, yöresel kıyafetleriyle ve buradaki kitaplar, Kars, Ardahan, Iğdır yöresinin önemli yazarlarının derlediği, arşivlediği kitaplarımız. Ben isterdiğim bir şey var. Buranın perde...